Sevgili seyirciler, işte Ünlülerin Dünyası'nda yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İstanbul'dayız ve Ulus'tayız. Türkiye'nin yakından tanıdığı ve gerçekten de hani yılların hiçbir zaman eskitemediği önemli bir dans sanatçısı. Sevgili Sibel Gökçe ile anılara bir yolculuk yapacağız. Ünlülerin Dünyası'nda bu hafta Sibel Gökçe sizlerle. Hadi bakalım sevgili Barış. Merhaba. Yani hayır, ben hiç böyle çok ansızın yakaladım. Gel. Şey oldu, insan hazırlıklı falan olur. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. Ne oldu? Hoş geldiniz. Bursa, merhaba. Bursa'yı çok seviyorum. Nasıl biliyorsun. Keyifler? Çok iyi. Sizi bekliyordum. Maşallah. Böyle seni kaftanlarla karşılamak istediğim bir Açelya Köse. Ne güzel bir hava, ne güzel bir enerji, ışık. Değil mi? Ve şey, hava da benim çok güzel şeyime geldi. Denk geldi yani. Bugüne denk geldi. Tamam. Değil mi? Böyle ayaküstü muhabbeti fazla sizi sıkmayacağız. Yukarıda çok güzel şeyler anlatacağız. Belki de ilk defa duyacağınız şeyler anlatacağız. Anlatacağız değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Anlatacağız canım. Hadi yani. Barış. Hadi Barış, yukarı çıkalım. Evet, sevgili Sibel Gökçe hanımefendinin tam böyle mahremindeyiz. Evet, çok ciddi mahrem, kimse gelmedi çok, buraya çünkü. Çok çok keyifli bir yer. Bu arada hanımefendiyi tanıyabilir miyiz? Derya, ben kız kardeşiyim. Kız kardeşim. Hı-hı. Böyle sizi biz çok basında görmedik değil mi? Hiç görmedik hiç sizi. Ablanız kaç yıldır medya sektöründe? Bayağı uzun yıllardır. Hiç bilmiyorum ki. Parmak hesabı yapmam lazım. Yani hiç böyle sizin bir ilginiz, bir alakanız olmadı mı yani? Yok, hayır. Sevmediğiniz kamerayı hiçbir zaman. Maalesef. Bu prenses kim? Deren Saddam. Şey. İyi biriyimdir. İyi biriyimdir. Ha, çok güzel. Evet. Çok güzel giyinir. Nasıl? Ona sorun bence. Siz teyzesi oluyorsunuz. Tabii ben acayip beğeniyorum tarzını. Çok güzel giyinirim. Bu sektörde çok insan gördünüz, çok insanla tanıştınız, çok insan mı biriktirdiniz, çok para mı biriktirdiniz, bunları tabii konuşacağız aşağıda. Aha. Ama hani böyle ana hatlarıyla bir az sonra yapalım, neler söyleyeceğiz, bugün neler konuşacağız, bir az sonralar çıkartalım şimdi. Neler yaptı Sibel Gökçe, uzun süredir yoktu televizyon piyasasında. Gayet özlendiğimi farkındayım. Efendim buradan senin programın vasıtasıyla hem mahremiyetimi açtım, evet uzun süredir açmadım. Hem de gönlümü açacağım, kalbimi açacağım, dertleşeceğim, paylaşacağım. Yaptıklarımdan, yapamadıklarımdan, pişmanlıklarımdan, kırgınlıklarımdan, küstüklerimden, sevdiklerimden, sevmediklerim diye bir şey olamaz. Allah hepimizi seviyor, bizim birilerini sevmeme şansımız yok. Öyle bir lüksümüz yok. O yüzden kimseyi sevmiyoruz demiyoruz, herkesi seviyoruz. Tüm detaylarıyla az sonra. Az sonra Ünlülerin Dünyası'nda bizden ayrılmayın. Evet, Ünlülerin Dünyası programından yine hepinize sevgi ve saygılarımızla İstanbul'dan sevgili Sibel Gökçe hanımefendinin evinden merhabalar. Az önce de
bir az sonralarımız vardı zaten sevgili Sibel'cim. Az sonra orada manşet girmiştir. Şimdi sevgili seyirciler, bizler Bursa'nın dünyaya açılan penceresinden, yani AsTV ekranlarından her pazar 22.30'da gönül kapılarını bizlere aralayan, hani gerçekten de Türkiye'de zamanında çok şey yapmış, hala yapıyor olan ya da bundan sonraki nesilleri birçok kişi yetiştiren insanlarla buluşturmaya gayret ediyoruz. Yani Sibel Gökçe hanımefendi de onlardan bir tanesi. Türkiye'de yani hepinizin belki bir Asena algısı var ama Asena'dan önce bu ülkede... Yok, yanlış. Söyleyeyim mi? Söyle. Çok özür diliyorum. Bak. Hemen bir düzeltme yapalım. Hayır. Çünkü öyle biliniyor. Neden biliyor musunuz? İnsanlar popüler olduktan sonra kimlikleri tanınıyor. Aslında... Asena daha mı eski? Tabii. Hep beraberiz. Aa. Bak. Asena, ben, Sibel Barış, Tanyeli aynı dönem. Aynı dönemde. Tabii. Biz televizyon dolaşırdık. Asena o televizyona çıkardı. Ben oraya, işte Asena ile biz ikimiz çıkardık. Hep böyle ciddi bir şey vardı. Jumping vardı. Yani kanallar arası boş vaktimiz yoktu. Süper, öyle söyleyeyim. Anladım. Şimdinin koşullarına bakarsak bir yasaklanma söz konusu tabii ki. Peki, o da ayrı mesele. Bahsettiğiniz bu mahşerin dört atlısının hocası kim? Şimdi şöyle hocalarınız söyleyeyim. Hocalarınız kimdi? Evet, madem buradan girdik konuya. Şimdi tabii ki hocalarımız, benim hocam sevgili Nesrin Topkapı, Tülay Karaca, birlikte çalıştık. Diğerlerini başkası mı yetiştirdi? Onları bilmiyorum, onlara sormak lazım. Anladım. Çünkü bilgiye sahip değilim, yanlış olur. Anladım. Ama mutlaka, aynı mutfaktan çıkmadınız, orası kesin değil mi? Tabii. Hepimizin ayrı felsefeleri, ayrı nüansları, ayrı havası, ayrı ışığı var. Ayrı dokunuşları var. Ayrı dokusu var. Bambaşka, evet, insanlarız biz. Asena'yı çok severim mesela. Evet. Bayılırım Asena'ya. Çok özel bulurum. Çok değerli bulurum Asena'yı. Kesinlikle. Seyrettim. Çok beğendim. Çok hoştunuz ikiniz de. Teşekkür o da çok ederim. Naiftir, çok şekerdir. O da yani bu aslında dans eden insanların, evet, çok enteresan bir hayat hikayesi var. Evet. Ve hani çoğunun öyle. Ortak çok yönünüz var. Çok. Çok kesiştiğimiz noktalar kesiştiğiniz var. Kesiştiğiniz noktalar, evet, var. Asena, Allah rahmet eylesin, yani başsağlığında, dileğinde bulunamadım. Çünkü ben ailemi kaybettim. Benim bir travmam var. Yani annem öldü, babam öldü, kardeşim öldü, babaannem öldü, anneannem öldü. Herkes öldü, amcalarım öldü. Yani çok ciddi ölümlere şahit oldum. Dolayısıyla onu... Asena'nın anne babaannesini çok sevdiğini bildiğim çok için... Çok yakın bir zamanda, evet, evet, kaybetti o da. Şey yapamadım, dokunamadım onun yüreğine. Mutlaka konuşacağım, paylaşacağım ama deli gibi seviyordu onu. Ben de çok severdim biliyorum, babaannemi. Biliyorum. O gün nasıl dualar ediyorum hem onun babaannesine hem benim babaanneme. Tabii bunu ben biliyorum. Yani şu anda artık herkes... Peki Sibel Gökçe'nin hayatında kim var? Ne anlamda? Yani herkes hani gitti... Ahirete yolculuk, göç etti. Hayatımda Allah uzun ömür versin. Evet. Ya ne olur yanlış anlamayın beni. İnanın dualarımda Allah'ım benden ona ömür ver diyorum. Bu çok yanlış bir şey, biliyorum. O kadar çok seviyorum ki Colette'i. Colette benim Allah, hayatımın... Ben de ne diyecek diye merak ediyorum sabırsızlıkla. Colette. Colette benim 10 senedir hayatımda. Benim hayatımın ışığı, hayat arkadaşım, dostum... Her şeyim. Ondan sonra bu güzel yavrumuz doğdu. Bu daha tabii ki Colette'den Colette daha sonra doğdu. Colette daha büyük değil mi? Colette daha büyük. Denizli daha küçük. Daha küçük. Bu kızımız dünyaya geldi ve ben ilk kez teyze olmayı, yani teyze oldum, garip oldum, bana garip teyze, hissettim. Bana teyze, teyze. Ya sorma. Tam reklamlar. Zaten ben derine diyorum, teyze diye bir şey. Bana ne diyorsun sen? Lala diyorsun değil mi? Ben, sen bana teyze dediğin zaman ben sana ne diyorum? Ne diyorum? Çocuktan almalı. Hanım, çocuktan alabiri. Söylesene Colette, dur burada. Ne diyorum? Bana teyze deme diyorum. Değil mi? Şimdi sevgili seyirciler, işte bunun reklamları çekildi biliyorsunuz değil mi? Hani bana amca diyorlar, bana teyze diyorlar. Ama çok doğru bir hareket yani. Hakikaten demeyin.
Değil, bana teyze demesinler yani. Peki hanımefendi, kız kardeşim. Evet. Benim çekirdek ailem, benim hayatım, benim biz bir elmanın tüm molekülleriyiz, her şeyiz. Tüm kız kardeşim. Ne güzel tarif ediyorsunuz kardeşinizi ya. Ama biz bir parçayız, biz ömrümüzü birlikte geçirdik. Biz bütün kötü şartlarda birlikte büyüdük, birlikte yürüdük. Ben onlarla birlikte büyüdüm. Ben onlara annelik yaptım, babalık yaptım, okuttum, evlendirdim. Bir diğeri Amerika'da, öbür kız kardeşim. Derya burada, Derya reklam sektörü. Bir tane güzel bir evladımız oldu işte. Öyle biz çekirdek bir aile. Bir nefeste anlatılmaz bunlar belki ama yani yaşanılanlar gerçekten de çok özel. Ağır ve çok yüklüydü yani 14 yaşından beri çünkü. Ben tek başına mücadele ediyorum. Babamı en son 13 yaşında kaybettim. Annemi 5-6 yaşlarında kaybettim. Annemi hiç hatırlamıyorum. En kötüsü o. Çok. Aslen memleketiniz? Rizeliyim ben. Rize, Karadenizliyim. Karadeniz. Ben Karadeniz kızıyım. Hemşin miydi yoksa? İkizdereliyim. İkizdereli. Evet. Ya. Sen biraz önce geldiğinde hoş geldin. Sana harika kısır yapacaktım dediğimde çaya dokunuyordum çaydanlığa, bana dedin Sibel çay mı yapıyorsun? Aşk olsun. Hay sen hani sen mi yaptın dedim sana. Kardeşin çünkü çaydanlığın başındaydı. Kardeşim ben neler yapıyorum lütfen anlatır mısın? Benim mutfağım çok iyidir. Dört dörtlüktür. Bir Karadeniz kızıyım ben. Karadeniz kızlarının en büyük özellikleri... Zaten belli horozlanmandan hemen böyle iki dakikada. Bak o özelliği almışsın sen ama ya çok ayı. Ya hayır ama bu güzel bir şey canım. Bak, hamaratız, dominantız. Dominant, evet. Elimiz belimizdedir, doğru. Tamam. Fakat hani elimiz maşalı değildir. Asaletimizi asla bozmayız. Ben hep belki bunu birkaç yerde anlatmışımdır. Hiç unutmuyorum. O zaman herhalde ya Show TV'de çalışıyoruz, Televole ekibinde. Rize'de Tarkan'ın konseri var. Evet. Tarkan da Rizeli hemşire. Evet tabii hemşireyiz. Biz de dededen Rizeliyiz bu arada, onu söyleyeceğim. Öyle mi? Babamın ailesi Rize pazar ve hemşin. Oo tabii. Süper. Ne diyorsun? Dur ya anlatayım da sen de. Ya bir dur da duramayırım işte, anlat da hemen. Tabii hazırlıklar vesaire gün içerisinde bir Rize'de bir gezi olacak böyle. Aha. Hani akşam konser. Bizim tabii bütün İstanbul'dan magazin ekibi otelde. Dediler ki lobide Tarkan'ın akrabaları gelmiş. Yani öyle bir duyum aldık. Ay ne güzel. Bindik aşağıya öz teyzeleri. Aha. Yani anlattığın tarif. Hı hı. Altında böyle şey o ne diyorsunuz ona? Şalvar. Şalvar ama renkli bir şalvar. Aha. O tam şey bağlama. Puşi gibi. Puşi gibi bağlama. Aha. Ondan sonra elinde bir pipo, bir elinde şey bardağı. İşte o bardaktan. Herhangi bir bardak. Bir bardak var. Müthiş bir sivri topuklu ayakkabı. Bir bayandan bahsediyoruz. Bir makyaj. Ay canım benim. Hani şey var, sosyetik, Anadolu, Karadeniz, Cemil İpekçi'nin dediği gibi her karma. Şey, evet her şey var. Hatta Tarkan dedi ki tanıştırayım, teyzem dedi böyle. Aha. Ya inanılmaz, anlattığın tarif var ya, modernlik var, evet. Bir konuşma var. Modernizmi karmatik bir duruma getirmek. Evet, evet. O karmatik durumu da dışarıya güzel yansıtıp o neşeli tavrı hissedebilmek. Çünkü Karadenizlerde böyle dışarıdan baktığınızda ister istemez bir gülümsersiniz. Çünkü sizi gülümseten mutlaka bir renk vardır. Bir renk vardır. Çok evet. Güzel. Evet. Şimdi kaç yıl oldu? Sektörle meslek hayatım 18 olmuştur. Daha fazla da olmuştur. Gerçekten ben de yapmadım. Ben hesap yapmıyorum. Hesap yapmıyoruz değil mi? Rakamlar... Ne yaşımla alakalı hesap evet. Yapıyorum. Ne yaşadığımla alakalı hesap yapıyorum. Ne geçirdiğim geçmişteki kötü durumlarla ilgili hesap yapıyorum. Ben tamamen nötrüm. Hiçbir şekilde hesap yapmıyorum. Hesap yok. An var. Carpe diem. O zaman şöyle yapalım mı? Yapalım. Bak, şöyle yapalım. Yapalım. Pardon benim. Şimdi o yılları belki yıl olarak tabir etmeyelim. Adlandırmayalım ama bir üst başlıkta toplayalım. Yani bir üst başlıkta. Diyelim ki işte hani 93 senesi ya da 95 senesinde sektöre
merhaba deyip işte sonra 2000'de böyle oldu, işte ha, 2002'de böyle oldu, 2005'te böyle üst başlıklarla hayatının kronolojik sıralamasını yapıp sonra 2010 yılından sonra 2014-15 işte bundan sonrakileri daha çok konuşalım. Anladım. Bir özet istiyorsun. Kısa bir özet. Şimdi ekran başında bizim jenerasyondan, kuşaklardan bizim üst segmentte olup altlarda olup yeni 20'li yaşlarda olup ya kim bu Doğukan Bey'in yanındaki hanımefendi diyenler de dahil olmak üzere biz bunu yapmak zorundayız. Tamam, hemen ben özet geçeyim lütfen o zaman. Gel sen de böyle yanıma. Yanıma 90'lı gel. Yıllarda zannediyorum ilk Galata Kulesi'nde dans etmeye başladım. Hikayesi ağır. Sonra tartışır ya da konuşuruz, anlatırım. Ağır roman diyorsun yani. Ağır roman. Sonra hemen Maxim gazinolarına sıçradım. Çakıl, Ankara başkent. Derken ben zaten taban olmadım. Hep tavana tavandım. Hiç tabandan başlamadım. Direkt tavandan başladım. Maxim'de uzun yıllar sahne aldım. Yine tavan böyle bir... Zaten çatı katında oturuyorsun yine maşallah hep yukarıda. Seviyorum çatı katını. Ya bahçe olacak ya çatı katı. Hadi bakalım. Ofisin bahçe katı mesela. Evet. O da çok şehir merkezinde. Daha çok orada zaman geçiriyorum çünkü işlerim daha hep orada. Anladım. Her neyse 90'lı yıllarda sinemaya başladım, oyunculuğa başladım. Birçok insanla başrolüm var. Sevgili İlyas Salman. Reklamlar vermem lazım. Şimdi hani anlattığı yıllarda sevgili izleyiciler işte... Hani gerçekten Sibel Gökçü manşetlerde, evet. işte magazin programlarının işte aranan ismi, vazgeçilmez ismi, ondan sonra hem aşklarıyla, danslarıyla, osuyla, busuyla, projeleriyle beni söyletme. Neyse, buyurun efendim. Aşk diyemeyiz. Aşkta biraz soyut kaldım. Benim aşklarım 4 sene, 5 sene sürdü. Uzun solukluydu. Dolayısıyla çok fazla malzeme olamadım maalesef. Ya da belki de bir kazançtı bu. Olmak istendin. Yani hani mutlaka beğenim çoktu, hayranım çoktu, aşığım çoktu, çok aşığın var diyorlar. Değil mi kız? Çok aşığım vardı abisi. Ne güzel. Her neyse, 90'lı yıllarda 900 hatları çektik. 900 hatları çektiğimizde ben erkeği sesinden tanırım, ara beni, boya beni, haydi Amerika'ya baş başa sloganları inanılmaz tavan yaptı. Çok... Mahir senin, bizim kameraman Mahir. Yani o ara dönem, beni boya beni zamanından. O dönemlerden evet, senin. Evet doğrudur. Türkiye'nin en çok aranan kadını Sibel Gökçe sizi Amerika'ya götürüyor. Haydi Amerika'ya. Baş başa. Hemen arayın Sibel Gökçe ile Amerika'ya siz gidin. Benimle Amerika'ya kim gelir? 900 hatlar, sinema filmleri, televizyon filmleri, yaklaşık herhalde bir 30'dan fazla dizide oynamışımdır. En son Üvey Baba, Şemsi İnkaya. Ondan sonra birkaç sinema filmi yaptım. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Kişisel gelişimle alakalı kendimi geliştirdim. Donanımımı geliştirdim. Bir akıl hocam mı vardı? Bir akıl hocadan... Kim seni yönlendirdi? Hadi Sibel bırak bu işleri de Amerika'ya git kendini geliştir. Ha yok, o an hiç kimsem yoktu. Sadece kendi aklımın tanığı benim. Her yaptığımdan sorumlu benim, her hatanın suçlusu ve katili benim. Dolayısıyla bir daha söyle. Her hatanın suçlusu ve katili benim. Duygularım ve düşüncelerimin tanığı yok, tek tanık benim. Ve ağır bir suçluyum aslında. Bak çok kaotik şeylerden bahsediyorum. Ya yazdığın kitabın şeylerini mi, anekdotlar mı veriyorsun bize? Yazdığım kitaptan vermiyorum. Şu anda çıktı. Doğaçlama, improvize bu. Lütfen not alır mısın bunları? Bunlar da bir kitaba malzeme olacak. kitaplarım var. Çok kitap yazdım. Oraya geçeceğiz. Daha sonra mı geçeceğiz oraya? Evet. Tamam. Dans hayatında da çok iyi bir kimlik yakaladım. Sinema hayatında da, televizyon hayatında da çok iyi bir statü ve kimlik yakaladım. Neden dans okulu? Dans, ben fırsat sitelerinden yararlandım. Böyle bir teklif geldi. Yaklaşık 40'ar kişilik gruplara ben 3'er ay dersler verdim. Derslerdi ama evet. Kendine ait bir dans okulu olmadı? Olmadı. Evet. Düşünmedim. Böyle bir düşüncem yoktu. Hani hiç bunu planlamadım. Ben bir dans okulu açayım düşüncem olmadı benim. Ama ben bir kişisel gelişimci olayım.
ben bir psikolog olayım, ben psikolojik bir danışman olayım, ben o sektörün içine dalayım, insanların ruh kimyasını çözeyim, onların o kimyalarında kendilerini acı hissettikleri anlara geri götüreyim. Neden böyle bir ihtiyaç? Çünkü hani ben kendimi tamir ederken yani, o yolculukta. Böyle küçük yaşta hani yaşadıkların travmalar neticesinde. Ailevi işte ölümler, en yakınlarını kaybetmiş öyle. Olman, küçük yaşta anne ve babadan mahrum kalmış olmandan dolayı ve yaşadıklarınla bir anda hani o zirvenin işte ekonomik gücün, ondan sonra hem yaş anlamında da tecrübesiz ama yaşadıklarınla tecrübe ediniyor olman seni insanlara ben faydalı olmaya mı teşvik etti? Yani bir tanımlama seninkisi. Çünkü bu bir teşvik değil, bu tamamen içten gelen bir ruhaniyet. Vallahi. Ben ister istemez tasavvufun içine girdim. Orayı biraz açalım. Mesnevi, anladım yani. Mevlana ruhu, Şems ve Mevlana aşkı, onların hikayeleri, Mevlana'nın bizimle sadece paylaştığı... Sadece kitap okuyarak mı girdin bu tabii tasavvufa? Tabii ki, kitap yoksa okuyarak girdim. Bizzat... İçine girmedim, çok isterim. Anladım. Çok isterim sohbetlere katılmak. Bu zamanla olacak, düşünüyorum. Bu benim önümdeki planlar. O sohbetlere katılmak isterim. Dervişlerle uzun soluklu sohbetler etmek isterim. Onların ruhunu çok güzel tanıyorum çünkü o kimyayı ben de aldım. O sevgiyi edinebilmek için çok ciddi yolculuklardan geçtim. Yani zikir seanslarına katılmak istiyorsun. Zikir seanslarına da katılabilirim. Ben zaten zikrimi kendim yapıyorum. O seansa, o kalabalıkta olmak biraz daha farklı tabii ki. O zikri hep birlikte, o huşu içinde yapmak bambaşka bir şey. Ama bunu tek başıma da ben büyük bir zevkle yapıyorum. O Allah aşkı bambaşka bir aşk. Konudan konuya geçiyoruz biliyorum. En son işte diziler, sinema, ondan sonra insan psikolojisini ve kendimi kişisel geliştirme adına Amerika dönüşü. Evet, oradan devam edelim. Tamam, dönüşü. Şimdi buradayım. Ne zaman döndün Amerika'dan? Ben 4 sene oldu döneli. 4 sene oldu. 4 senedir burada işte yine bu seminerlere, bu kişisel gelişimle alakalı kendimi geliştirmeye adadım. Müzikle alakalı altyapıyı sağlıyorum. Harika, şimdi bir arkadaşımla birlikte akustik hane tadında birlikte harika bir performansa hazırlanıyoruz sahne için. Hemen bir es daha. Ben böyle moderatörlük yapmazsam sabaha kadar kadında bitmeyecek, var her şey yani. Var yani. Hani çok... Maşallah kuyu. Ne kadar içine girdikçe dipsiz bir kuyu gibisiniz. Ya. Maşallah. Maşallah. Ne söyleyelim, şöyle bir küçük bir kulaklarımızın pasını şöyle güzel. Keşke gitar olsaydı ya. Tamam. Zuhal Olcay, minicik bir şey söyleyeyim. Minicik. Çok memnun edemeyebilirim çünkü herkesi. Evet. Bu ton bu, ve... Bu arada derin su, sen sıkıldın mı buradan? Sıkıldıysan nefes al istiyorsan. Burada da alıyordur o nefesi. Biraz o zaman geriye sen yaslanırsan çok sevinirim. Evet. Evet, çok kıpırdama bebeğim. Hı, tamam. Ben şimdi şarkı söyleyeceğim. Hadi. Eğer hoşuna giderse dinle, hoşuna gitmezse kulaklarını tıka, tamam mı? Çocuktan al haberi. Evet. Bulut geçti, gözyaşlarım aktı çimende. Gül rengi şarap, içilmez mi böyle günde? Seher yeli açar etini gülün. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün. O yıldızlı gökler ne zaman başladı? Bak burada düştüm mesela. Gitarla çok güzel olabiliyor. Bu kime ait bu? Bu Zuhal Olcay'ın. Söylüyor. Kimse bilmez. Çok güzel renk. Kimse bilmez. Kimse bilmez. Çok iyi değilim ama. Yani şu anda televizyonu izliyorsun eminim. Yani mutlaka kendi sektörüne girmek istediğin sektörle de ilgili. Özellikle müzik sektörüyle ilgili. Ya da hani oyunculuk, bugün birçok dizi var, birçok oyuncu var, birçok no name var. Hatta geçen gün Nurseli dizi izliyorum, Hülya Avşar Show'da. O kadar güzel bir şey söyledi ki, dedi ki şu andaki oyuncular şöyle tanımlanıyor. Hani görüyorsunuz, bu kimdi? Ya şu dizide şu adamın annesinin şeyini oynuyordu.
ya da şu çocuk işte dizideki bilmem şunun şununu oynuyordu diye tanımlanıyor. Ne kadar acı bir şey dedi. Beni böyle tanımlayacaklarına dedi. Ben oynamam daha iyi dedi yani. Yani Nurseli'nin en azından bir şansı var. Çünkü Nurseli İdiz, Nurseli İdiz artık bu damgayı vurmuş. Nurseli evet. İdiz 10 sene sonra da Nurseli İdiz. Önemli olan şimdiki jenerasyonun o ismini koruyabilmesi. Evet, o da çok zor. O da bence ondan bahsetti. Evet, o evet. zaman yani bizim 90'lı yıllarda dar alanda kısa paslaşmalar vardı. Evet. Şimdi alan Oo. Çok. Pası göremiyoruz. Habire taça çıkıyor. Topu göremiyoruz. Evet bir anda top taça Habire çıkıyor. Habire taça çıkıyor. Evet çok kısa bir reklam aramız olacak tamam. bu sefer. Ünlülerin dünyasında efendim Sibel Gökçe'nin evinden belki de sektörle ilgili, kendi sektörle ilgili çok şey konuşacağız ama kısacık bir aramız.